Yayının başında da aslında aktarmıştık. Türkiye'de basın ve gazeteciler üzerindeki baskı her geçen gün artıyor. Sansür yasasının görüşülmesi ertelenmişti. Ekim ayına ertelenmişti. Bunun üzerinden saatler geçmeden RTÜK'ün, Deutsche Welle ve Amerika'nın sesi lisans başvurusu yapmadıkları için bu iki kuruma engelleme getirildiği haberini duyduk. Bunu kiminle konuşacağız? Gazeteci Can Dündar ile konuşacağız. Aynı zamanda Özgüdür Genel Yayın Yönetmeni. Can, merhaba. Merhabalar Zübeyde, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Aslında dün size yayını almaya karar verdiğim zaman böyle bir madde daha yoktu gündemde ve bu da Türkiye'de gazeteciler üzerindeki baskının ne kadar yoğunlukta ve aralıksız devam ettiğinin bir göstergesi. Deutsche Welle ve Amerika'nın sesi lisans başvurusu yapmayı reddetti. İnternet üzerinden yayın yapan kurumlara böyle bir zorunluluk getirilmişti. Fakat sonuç sansür. Neler söyleyeceksin Can? Aslında normal demokratik bir ülke olsa bu başvurular gerçekten normal karşılanabilirdi. Hatta gerekli diye düşünülebilirdi. Birçok ülkede yapıyor bunu. Yani yayın yapacaksanız yurt dışından bir ülkenin işte hukukuna saygılı olmanız lazım. Ama ülkede hukuk yoksa Türkiye gibi işte o zaman sıkıntı doğuyor ve bunun aslında senin dediğin gibi bir sansür olduğu çıkıyor ortaya. Burada herkes biliyor ki Türkiye'de basını kontrol altına aldığını düşünen Erdoğan şimdi yurt dışından yapılan yayınları da nasıl sansürleyebilirim, nasıl cezalandırabilirim, nasıl korkutabilirim onun peşinde. Ta Şubat ayında aslında biliyorsunuz bu karar geçmişti ve değişik yayın organları değişik tavır aldılar. Bir kısmı hemen kabul etti, tamam dedi, boyun eğdi diyelim. Bir kısmı işte yasal yollara başvurdu. Bu karardan vazgeçebilir miyiz hükümeti diye o yöne gitti. Bir kısmı da biraz diplomasi yaparak acaba çözebilirim belki diye düşündü. Biraz Deutsche Welle zannediyorum o yönde çaba gösteriyordu ama şu anda bu karar geldi. Açıkçası ben bunu tabii ki bir seçim hazırlığı ve seçimde her soluk alınacak hava borusunu kapatmanın bir parçası olarak görüyorum ama bir yandan da şöyle bir yanı var. İşin bence diplomatik bir yanı da var. Çünkü işte Alman Dışişleri Bakanı gelecek Türkiye'yi ziyarete. Ve Erdoğan'ın şöyle bir taktiği var. Her bu tür girişimden önce bir takım adımlar atıyor ve onları pazarlık kozu olarak kullanıyor. Bunun bir sürü örneğini gördük. Yani hani işte diyelim Deniz Yücel'i tutuklatıyor. Onu pazarlıkta kullanıyor. Onu serbest bırakma karşılığında bir şey koparıyor. Sonra da diyor ki işte Türkiye'de adalet vardı, onun için mahkemeler serbest bıraktı. Yani benzer bir şeyi pekala burada uygulayabilir. Diyebilir ki tamam ben bu yayın organlarına tekrar belli çerçevede izin vereyim ama karşılığında şunu verin. Biraz da yani işin bir yanı medyayı sansürlemekse bir yanı da diplomaside yeni tavizler koparmak diye düşünüyorum. Aslında Ray Brunson da buna bir örnekte söylediğin anda aklıma geldi. Dün Freedom House muhabirinin bir sorusu vardı Erdoğan'a. Türkiye birçok listede tutuklu gazeteciler sıralamasında birinci noktada tutuklu bulunan gazetecilerle ilgili ne olacak, ne yapacaksınız dediğinde bunu kabul etmedi ve biz bunu yutmayız dedi. Bu sözleri aslında 2018'den de hatırlıyoruz. Türkiye'de hiç kimse gazetecilik faaliyetlerinden tutuklu değildir demişti ki en önemli örneklerinden biri Can Dündar yapmış olduğunuz haberden dolayı cezaevindeydiniz ve şu anda da sürgündesiniz. Erdoğan'ın bu durumu kabul etmeyişini nasıl yorumlarsınız? Ya ben aslında orada rol yapmadığını, samimiyetle böyle düşündüğüne inanıyorum artık. Yani gerçekten bu insanları terörist olduğunu düşünüyor. Yani onun zihnin dünyasında fikir özgürlüğü diye bir şey yok. Yani ya ondan yana olanlar var bir de ona karşı olanlar var. Ona karşı olanlar terörist. Ve maalesef Erdoğan dünyada yalnız değil. Yani Lukashenko da böyle düşünüyor. Putin de böyle düşünüyor. Ne bileyim Xi Jinping de böyle düşünüyor. Yani böyle bir dünya görüşünde ya benden yanasın ya teröristsin dünya görüşünde. Orada cevap verirken dikkat edersen kalemşör diye bahsediyor. Yani içeride kalemşör yok evet. Diye bahsediyor. Yani o ben kadar... üç kere okudum acaba yanlış mı yazılmış diye ya da yanlış mı duyuyorum diye. Evet kalemşör diyor.
cümleyi toparlayamıyor zaten. Çünkü hani bunun doğru olmadığını biliyor aslında. Ama zihin dünyasında onlar birer terörist. Yani haber yapmış. Bir atasözünden bahsetmiş şeyde canlı yayında. Ya sen nasıl bir atasözünü söylersin? Onun için işte o terörizmin bir parçası. Dolayısıyla Freedom House'la ya da dünyanın kalanıyla, uygar dünyayla Erdoğan arasındaki fark burada çıkıyor ortaya. Onun düşünce dünyasında fikir özgürlüğüne yer yok. Yani kendisine karşı bir fikir serdedilebileceğini hayal bile edemiyor. Bütün bu yaşadığımız kargaşa ondan aslında. Ve bunu eskiden ben şey diye düşünüyordum. Ya işte biliyor içeride insanlar, gazeteciler olduğunu ama dünyaya yalan söylüyor. Değil yani, tamamen kendi iç dünyasında onları gerçekten kendisine karşı silahlanmış teröristler olarak görüyor. Sansür yasası var. Görüşmesi ertelendi. Aslında neden ertelendiği ile ilgili pek çok kulis konuşuluyor. Bugün biraz önce okumuş olduğum bir kulis bilgisinde bunun bir daha gündeme gelmeyeceği, aslında tamamen AKP tarafından rafa kaldırılabileceği de söyleniyor. Ne oldu sence Can? Gerçekten bilmiyorum. Yani ben de kulisleri izliyorum, öğrenmeye de çalışıyoruz ama orada ne olduğunu, ne döndüğünü, neden vazgeçtiğini bilmiyorum. Ama bildiğimiz bir şey var. Yasa yürürlükte. Yani eğer siz attığınız tweetten sonra polisi kapınızda bulacağınızı biliyorsanız, bu zaten hiçbir yasaya meydan bırakmayacak, ihtiyaç duyurmayacak bir sansürdür. Ve bunu başardılar. Yani herkes bir tweet atmadan, hatta bir tweet'i beğenmeden iki kere düşünmek zorunda bu ülkede. Bu koşullarda hani dünyaya sosyal medyayı sansürlediğini gösterecek bir yasa ortaya koymaya gerek var mı, emin değilim. Yani bunu fiilen gerçekleştirmiş durumdalar. Ama yine de ben seçime doğru sosyal medyanın önem kazanacağını ve o zamanla bu kozu kullanmak isteyeceklerini düşünüyorum. Her yolu deneyecekler. Yani bugün yakındığımız her şeye belki de onlar iyi günlerimizdi diyebiliriz. Hala konuşuyor olabilir. Şu anda konuşuyoruz işte ve Artı gibi televizyonlara gerçekten daha çok iş düşecek. Yani bizlere daha çok iş düşecek. Türkiye'de bütün bu soluk boruları tıkandığı sürece belki de buralardan nefes alacak insanlar. Erdoğan onu çok iyi bildiği için işte Voice of America'yı, Deutsche Welle'yi şimdiden sansürleme yoluna gidiyor. Biz nefes olmak için elimizden geleni yapacağız. Gazeteciler ve gazetecilik üzerinde baskılar söz konusu olunca sorular bitmiyor. Kolay kolay bırakmayacağım. Birkaç sorum daha var. 16 meslektaşımız Diyarbakır'da gözaltına alındı. 8 günlük bir gözaltı sürecinden sonra 20'si gözaltına alınmıştı. 16'sı tutuklandı ve avukatları bir basın açıklaması yaptığında şöyle bir cümle kurdu. Gazetecileri cezaevinde ziyaret ettiğimde bana dışarıdaki dayanışmanın ne boyutta olduğunu sordular. Geçmişe nazaran bugünkü dayanışma daha fazla dediğim zaman inanılmaz mutlu oldular dedi. Gazetecilikte cezaevindeyken dışarıda gösterilen dayanışmayı en iyi özetleyecek insanlardan biri de sensin. Diyarbakır'daki gazeteci tutuklamaları ve bu dayanışmayı nasıl yorumlarsın? Yani tabii hepimiz biliyoruz bunun önemini. Biz hapisteyken bir umut nöbeti başlatılmıştı ve biz oradaki dayanışmanın büyük oranda sayesinde dışarı çıktık diyebilirim. İnanılmaz bir sıraya girmişti insanlar umut nöbetinde olmak için. Ve biz çıktıktan sonra o hafta sonu ilk yaptığımız şey Diyarbakır'a, orada başlayan umut nöbetine gitmek olmuştu. Ben bunun son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Ne yazık ki Kürt medyası şu anda işte Türkiye'de yakınılan şeyi 10 yıllardır yaşıyor ve biraz sanki işte orada bu işler öyle diye düşünülen şey şimdi ülke çapında yaşanınca orada ne yaşandığı daha iyi anlaşıldı zannediyorum. Biraz daha ben de eskisine göre daha büyük bir dayanışma oluştu diye düşünüyorum bu son tutuklamalardan sonra. Daha fazlasını yapmak lazım. Aslında sadece onlarla dayanışma değil, onların ürettiği içeriği nasıl Türkiye'ye taşıyabiliriz, biraz bunun yollarını düşünmemiz lazım. Yani orada artık bölgeden haber alınamayacak hale gelirse, orada bizim ekranlarımızı, mikrofonlarımızı onlara açmamız, onlara şans vermemiz,
o haberleri dağıtabilecek hale gelmemiz lazım. Dolayısıyla sadece tutuklu gazetecilerle dayanışma değil, onun ötesinde onlara haber yapma imkanı tanıyacak yollar açmamız lazım diye düşünüyorum. Evet, gazeteci Abdurrahman Gök 2017 Nevrozu'nda Kemal Kurkut öldürülürken kayıt altına almıştı. Hepimiz hatırlayacağız. Canlı bomba denmişti Kemal Kurkut için ama muazzam bir gazetecilik örneği sergileyerek Abdurrahman Kurt o anları kayıt altına almış ve Türkiye aslında Kemal Kurkut'un bir canlı bomba olmadığını, çünkü üstü çıplaktı fotoğrafları biliyoruz. Kemal Kurkut'u öldüren polisler ceza almadı, yargılanmadı. Fakat bunun yerine Abdurrahman Gök yargılandı ve dün karar duruşması vardı. Gök'e 1 yıl 6 ay 12 gün hapis cezası verildi. Bu da aslında Türkiye'de gazeteciliğin gelmiş olduğu noktayı çok net gösteriyor. Abdurrahman Gök'e verilen cezayı nasıl değerlendirirsin? Açıkça niye o fotoğrafı çektin cezası? Yani başka hiçbir ismi yok. Ben haberi okuduğumda şunu hissettim Zübeyde. Yani elbette ileride bir Türk basın tarihi müzesi olacak bu ülkenin. Ve Türkiye Basın Tarihi Müzesi'nin bir duvarında bu fotoğraf olacak. Ve altında şöyle yazacak: bu fotoğrafı çeken mahkum oldu, o kurşunları sıkanlar serbest. Bir dönem Türkiye'de diye. Ama o zaman o kurşunu sıkanlar hapiste olacak, o fotoğrafı çekenler basın tarihine geçmiş olacak. Bunlar bugün için ne yazık ki katlanmak zorunda olduğumuz eziyetler. Ama gerçekten bütün dünya görüyor ve bütün dünyanın gözü önünde bu kadar aleni bir cinayet işleniyor polis tarafından ve onu fotoğraflayan gazeteciye ceza olarak böyle bir hapis reva görülüyor. Bunu hiçbir yerde anlatamazsınız. Burada çok açık bir gazeteciliği cezalandırma ve polisi, kurşun sıkan polisi ödüllendirme hali var. Bunu hiçbir yerde anlatamazsınız dedin. Aslında şunu merak ediyorum. Bu özellikle gazeteciler üzerinde son dönemde yoğunlaşan bu baskı Avrupa'dan nasıl görünüyor, nasıl yorumlanıyor? Çok iyi farkındalar. Yani geçen hafta biz Almanya'nın devlet bakanı tarafından bir davet aldık. Bir grup gazeteci olarak ziyarete gittik. Türkiye ziyareti öncesi Baerbock'un, Alman Dışişleri Bakanı'nın Almanya Türkiye'de ne olup bittiğini biraz da bizden dinlemek istedi. Onlara anlattığımızda aslında çok da her şeyin farkında olduklarını, her şeyi yakından izlediklerini gördük. Bunun farklı bir gezi ziyaret olacağını tahmin ediyorum. Yani Erdoğan'ın Merkel'le yaptığı diyalogları çok iyi hatırlıyoruz. Bu sefer öyle çok altın tahta oturtarak geçiştiremeyecekleri bir şey olacak. Elbette Almanya'nın Türkiye'de çıkarları var. Elbette ilişkileri iyi tutmaya gayret ediyorlar. En azından mülteci krizi nedeniyle. Ama yeni hükümetle işleri biraz daha zor olacak. O yüzden dedim başta, belki de bu Deutsche Welle'nin lisans zorunluluğu getirilmesi kararı, belki de bu ziyaret öncesi işte pazarlık kozunu eline alma hamlesidir. Ama bütün bunları görüyorlar. Görmediklerini de biz burada anlatmaya çalışıyoruz. Ve bu kez sadece Erdoğan'la sarayda bir fotoğraf çektirip dönmeyecekler. İlginç ziyaretleri olacak başka. Göreceksiniz hepiniz. O ziyaretler aslında Türk hükümetine birer mesaj niteliğinde olacak. Dolayısıyla bu son fotoğrafı da gayet iyi yorumladıklarını tahmin ediyorum. Asgari ücret tespit komisyonu toplanacaktı. Daha doğrusu bugün üçüncü kez toplanıyor ama ilk gün oraya gitmek isteyen Duvar, Mezopotamya Haber Ajansı, Halk TV, Tele1 muhabirleri alınmadı. Artık gazeteciler haber takibi de yapamıyor. Buna izin verilmiyor. Nasıl bir yol izlemeli muhabirler, gazeteciler? Ne yapmalı bu noktada? Ya aslında bunlar çok önemli değil. Yani Türkiye rutin haberi her yerden alır. Oralara girmek artık hani Erdoğan'ın uçağına binmekle eşdeğer bir şey. Yani Erdoğan'ın uçağına binmek eskiden, ya da bir cumhurbaşkanının uçağına binmek gazetecilik için neredeyse elzem bir şeydi. Bugün ayıplanan bir şey. Yani orada göründüğün zaman ne oldu sana diye soruluyor insanlara. Hani ne işin vardı o uçakta diye. Bu noktaya geldi Türkiye ne yazık ki. Normale dönene kadar bir süre böyle gidecektir. O yüzden bizim artık rutin haberden çıkıp gerçekten bugün yapılamayanı yapmaya daha çok odaklanmamız lazım. Yani onun arka planını, onun kulisini vermemiz.
hala gündeme getirilemeyen yolsuzluk dosyalarını ortaya koymamız, ancak yurt dışından sahte hesaplarla Twitter'dan öğrendiğimiz bilgileri ya da işte Sedat Peker'den öğrendiğimiz bilgileri biraz daha doğrulamaya, deşmeye yönelmemiz lazım. Yoksa asgari ücret tespit komisyonunun kararlarını nasıl olsa bir yerlerden öğreniriz. Can, çok teşekkür ediyorum. Aklıma gelebilecek gazetecilere dair en azından son dönemde yapılan bütün baskıları seninle konuşmaya çalıştım. Sorularla birlikte aslında detaylandırmaya çalıştım. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar olsun. Çok teşekkürler. Evet, konuğumuz gazeteci Can Dündar'da aslında son süreçte gazeteciler üzerinde yoğunlaşan baskıları konuştuk ve akışımıza sıradaki haber